Herkese merhabalar. Aracımız Citroen Grand Picasso 2009 model. Niye bu hale getirdik? Multimedya ihtiyacından bu hale getirdik. Bundan önceki sahibi olan arkadaşım aynı zamanda kendisi. Burada bir ekstra bir AUX girişinden bağlanan bir MP3 player, aynı zamanda işte handsfree olarak da kullanabilecek şekilde bir aparat ilave etmişti araca. Orijinal teybine bağlanıyor bu. Source seçeneğini seçtiğiniz zaman AUX'tan işte oradaki USB'den MP3'leri çalabiliyorsunuz veya onun da kendi radyo fonksiyonu var veya ekstradan line-in fonksiyonu da var. Bu şekilde bir bağlantı yapmıştı. İhtiyacımızı görüyor ama bundan önceki aracımda kullandığım bir LCD ekranlı bir teybim vardı. Onun ekranı kendi içerisinden çıkıyor. Yani boyutları bununla aynı. Acaba buna double din, yani böyle çift olacak şekilde böyle dokunmatik geniş bir şey takabilir miyiz fikriyle bu işe başladık. İnternette birkaç tane video var. Şu çerçeveyi keserek yapmışlar veya epoksiden kalıp kullanarak kendileri bir şekilde yapmaya çalışmışlar. Şimdi ben de söktüm. Ne yaptığımı veya ne yapılabileceğini bir izah etmeye çalışacağım. Öncelikle kapağı oturttuğunuz zaman biliyorsunuz o şey var, açılır kapak var Citroen'lerde. İşte katlanıp içeriye doğru giriyor bu. Dolayısıyla bu biraz daha derinde duruyor. Orijinal teyp kasanın bu kadar içerisinde duruyor. Arka tarafta bir dayanak noktası var. Bakın arkada bir plastik destek noktası var. Orijinal teyp oraya kadar dayanıyor. Ama şöyle yandan göstermeye çalışayım. Burada geniş teyplerin sığabileceği kadar bir yükseklik yok. Çünkü şurada demir var. Ön konsolun demiri var. Dolayısıyla double din bir multimedyayı buraya takmaya çalıştığınız zaman bakın bu kadar dışarıda kalıyor. Şöyle dışarıda kalıyor. Arka taraftaki destek plastiğini, şu plastiği kesmeniz lazım. Bunu arka tarafa dayayabilmeniz için. Ya da ön tarafı bu şekilde geniş ekran ama arka tarafta kasası yarım olan multimedya cihazlar var. Onlardan almanız gerekiyor. Tabii ön panelde de ciddi bir değişiklik yapmanız gerekiyor. Ona uydurabilmek için. Ben ne yaptım? Ben kapağı çıkardım. Ve kendi teybimi bu şekilde orijinal teybin yerine monte ettim. Yapmamız gereken şey buradaki boşluk kısmını doldurmak olacak. Bir tane 3 boyutlu yazıcım var. İlk önce onunla bir üretim yapmayı deneyeceğim. Buraya uygun olacak şekilde. Baktım olmadı. Baktım olmadı. Ahşaptan bir çerçeve yapıp ardından şurada bir denemesini yaptım. Daha önce de yapmıştım zaten. Folyo kaplama yapmayı planlıyorum. Böylece biraz daha şık bir görüntü, rahatsız etmeyecek bir görüntü elde etmeye çalışacağız. Tabii arka tarafta bağlantıları da yapmamız gerekiyor. Fakra denilen bir soket tipiyle geliyor. Citroen. Şunu çekeyim buradan. Bakın orijinal soket bu şekilde. Arka taraftan hoparlör ve besleme bağlantıları geliyor. Bunları da harici olarak gelen sokette karşılıklarını bulup eşleştirip gerekli bağlantıları yapıp çalıştırmayı planlıyorum. Tabii bu durumda bir elektrik bilgisi mutlaka gerekiyor. Bağlantıları yaptıktan sonra videoya ekleme yapacağım. Evet, soketle ilgili şunu belirtmek istiyorum. Şurada yazıyor arkadaşlar. 12 ve 16. Şu üstteki ikisi. 12 direkt aküye bağlı. Artı. 16 ise eksi. 16'nın hemen altında yer alan sokette kontağa bağlı. Yani teybinizin kontağa bağlı olarak çalışmasını istediğiniz zaman 15 numaradan artı alacaksınız. O da
Şurası sürekli aküye bağlı olan kahverengi. Şurası da eksi. Şu arkada yer alan kahverengi ise kontağa bağlı olan artı 12 volt. Bağlantıları yaptıktan sonra devam edeceğim. Evet, son durum şu. Ekran çok geriye katlandığı için bu koku aparatını çıkarmak durumunda kaldım. Tabii kapağın olduğu yerler boş şu anda. Oraları bir şekilde tamamlamaya çalışacağım. Teyp daha içeriye doğru gidebilir büyük ihtimalle. Ama üzerinde çalışmak için şimdilik böyle bırakacağım. Anten soketi beni çok yordu. Anteni henüz bağlayamadım. O soketlerden edinmeye çalışacağım. Kabloları kesmek istemedim. Sonradan tekrar orijinal soketi takmamız, orijinal teybi takmamız gerekirse diye. Şimdilik bu şekilde kullanmayı planlıyorum. Estetik düzenlemeleri daha sonra halledeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.